İslam dini birken dört mezhep nereden çıkmıştır? Değerli dinleyenlerimiz bu konu özellikle modern dönem diye isimlendirilen son 150-200 yılda çokça tartışılan konulardan biridir. Özellikle batının sömürgesi altında kalan Mısır, Hindistan veya işte her ne kadar sömürge altında olmadığı iddia edilse de birebir ee, sömürge olan Arap Yarımadası'nda çokça dillendirilen temel fikirlerden birisi de budur. O da ne? Ee, İslam'da İslam birken İslam'a kaynak olacak Kur'an-ı Kerim birken, Peygamber birken dört mezhep nereden çıkmıştır? Şimdi bu gibi konulara veya bu tür itirazlara, eleştirilere cevap vermeden önce evvela şunu unutmamak gerekir. Mezhep dini konuda gerek Kur'an-ı Kerim olsun, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bütünü, ayetlerin e, esbabı nüzülü veya nasih mensuku, gramerdeki ayet-i kerimelerde kastedilen manaları veya konu hakkındaki hadis-i şeriflerdeki e, sebebi vurudu, bunlar hakkındaki bütün bilgisiyle, birikimiyle donanımı sahibi olan bir fakihin, bir ilim ehlinin hakkında ayet ve nas olmayan konularda, yapmış oldukları içtihatların toplamına mezhep denilir. Yani bir herhangi bir konuda içtihat olabilmesi için hakkında ayet veya nas delaleti ve subuti katı olmayan bir hadis-i şerif veya açık bir ayet-i kerime olacak. Eğer bu şekilde bir ayeti kerime varsa zaten müçtehidin içtihadına mesaj olmaz. Müçtehid orada içtihat edemez. Şari emir buyurmuştur. Olmadığı yerlerde ne olur? Mezhep e, müçtehidinin içtihadı devreye girer ve onun bu şekilde oluşturmuş olduğu içtihat faaliyetlerin bütüne de ne denilir? Mezhep denilir. Şimdi kıymetli Müslümanlar bu konuyla alakalı çalışma yapan gerek mütahhir dönem olsun gerek ilk dönem kaynaklarımıza baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 600'e yakın en fazla rakam olarak verilen ahkem ayeti kerimesi vardır. Ayet-i Kerime'de örneğin namazdan bahsedilir ama namazın kaç vakit olacağı bahsedilmez. Oruçtan bahsedilir, orucun tutulmasından bahsedilir, orucu bozanlar, bozmayanlar, kefareti veya kimlerin sorumlu olacağı tutmadan bahsedilmez. Zekat hakeza, haç hakeza, faiz yasaklanır ama faizin hangi kalem mallarda olacağı zikredilmez. İşte bu şekilde ayet-i kerimede mücmel olan emirleri. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde net bir şekilde anlaşılmayan ifadeler ne olur? Dini konuda rusuh sahibi olan ve donanım sahibi olan müçtehit içtihadı ile çalışmasıyla herhangi bir dünyevi garazı, herhangi bir dünyevi maksadı olmaksızın mahza Allah rızası için içtihat eder ve kendi kalbine, gönlüne e, inenle e, ne yapar? Fetvasını verir. İşte bunların toplamına da ne denilir? Az önce dediğimiz gibi mezhep denilmiş olur. Peki, burada İslam dini birken Dört mezhep nereden çıkmıştır? Buna baktığımız zaman da dört mezhep az önce dedik ya içtihat faaliyetlerinin tamamına mezhep denilir. Ve içtihat faaliyetlerine biz baktığımız zaman da Allah Resulü döneminde gerek Allah Resulü gerek sahabe efendilerimiz gerek Allah Resulü dönemi sonrasındaki Raşid Halifeler döneminde Hazreti Ebubekir'in içtihatları, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın içtihatları, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh bunların tamamında sıklıkla içtihat faaliyetlerine gidildiği görülmektedir. Aslında mezhebin temeli bunlardır. Mezhep az önce dediğimiz gibi dini konuda bilgi sahibi olan kişinin e, içtihadı ve onun bir görüş bildirmesidir. E, sahabe efendilerin bunu her daim yapmaktadır ve sahabeden içtihadı inkar eden hiçbir sahabe karşımıza çıkmaz. Ve sahabede fukai seba denilen 7 tane meşhur sahabe vardır. Bu 7 fakih sahabe içtihatlarıyla ön plana çıkar. Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe, Hazreti Ali, İbn Mesud Radıyallahu Anh e, Muaz bin Cebel, eee bin Sabit bunlar hep fıkıh bilgisiyle öne çıkmış olan ve içtihat faaliyetleriyle öne çıkmış olan sahabelerdir. İşte bu şekilde sahabe efendilerimiz hakkında ayet ve hadis olmayan konularda sıklıkla içtihatta bulundular. Ve sahabe efendilerimizin bulunduğu o bölgelerdeki onların tabiundan talebeleri. Örneğin Medine'de Zeyd bin Sabit'in talebesi Said bin Müseyyep. İşte e, Mekke'de İbn Abbas radıyallahu anh'ın talebesi Ata bin Ebi Ravahalar. E, Şam'da Muaz bin Cebel'in Ebu Musa ile talebesi e, İmam Evzailer. Veya işte ne bileyim e, Basra'da Giden sahabelerin talebesi Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Küfe'de İbrahim en-Nahayiler, Alkameler. İşte bu şekilde sahabe efendilerimizin talebelerinden olan sonraki dönem fukahal emsar demiş olduğumuz beldelerde meşhur olmuş olan tabiunun büyük fakihleri sahabe efendilerimizin bu şekilde onların içtihat faaliyetlerinin onların dini konulardaki hükme giderken ki uygulamalarını yaklaşımlarını hal hareketlerini e, bunların hepsini birebir talebelerine naklettiler ve tabiunun talebeleri olan e fakihlerde mezhep müçtehit olarak karşımıza çıkmışlardır. Onun için mezhep temelde aslında içtihatların toplamı demektir. Ve içtihadın içtihadı da Allah Resulü döneminde gerek Allah Resulü gerek Allah Resulü'nün huzurunda sahabe efendilerimiz e, kanalımızda bununla alakalı e, mezhep tarihi dersleri vardır. Onunla uzun uzun örnekleri tek tek açıklamaya gayret etmiştik. Oraya meraklı kardeşlerimizin bakmasını e, tavsiye ederiz. İkinci olarak Allah Resulü döneminde sahabe efendilerimizin içtihat faaliyetleri ve bunlar sonrasında tabiun ve en sonunda meşri mezhep müçtehitleri ne yaptılar? İlmi konularda bu yönüyle içtihat beyan ettiler. Ve onların bu çalışmaları, onların konulara dair ki fetvaları, vermiş oldukları hükümler sonraki dönemlere doğru birer yerleşmiş ve sistematik hale gelmiş olan bir mezhep olarak karşımıza çıktı. Bakın şu noktayı unutmayalım. Ebu Hanife ben Hanefi mezhebi kuracağım diye Hazretleri bir yola çıkmadı. İmam Şafii ben bir mezhep kuruyorum diye bir yola çıkmadı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri yola çıkmadı. İmam Malik Hazretleri çıkmadı. Aslında şurayı da unutmamak lazım. Ee, özünde mezhep dört değildi tabi'in döneminde ve sonraki dönemlerde. Aslında özünde ilmi bilgisi ve birikimi olan onlarca e, müçtehit tabiün ve tabiün nesledir. Tabiünün e, alt neslinde tabakalarda fakihler vardı. Ama bu dört mezhep sistematik olarak, bütüncül olarak ve dini hükümlere karşı ki vermiş oldukları yaklaşımlarda dört dörtlük olmaları cihetiyle onlardan bir adım öne çıkmıştır. Örneğin İmam Şafii Şam'daki bulunan İmam Evzai hakkında ki kendisinden bir batın önce yaşayan bir kuşak önce yaşayan İmam Evzai hakkında İmam Malik'ten yani hocam Malik'ten daha fakihti ancak talebeleri onun ilmini zayi ettiler der. Onun için o dönemde dini konularda içtihat etmenin adı mezhep idi. Ama sonrasında o içtihatların toplamı daha sonraki talebeleri tarafından derlenilip kuşaklardan kuşak 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 sonraki nesilleri intikal olarak mezhep olarak kalmıştır. Yoksa özünde hiçbir müçtehit imamımız ben bugün itibariyle bir mezhep kurdum adı Şafii mezhebi. Böyle bir şey yok. İmam Şafii Hazretleri gerek Bağdat'ta gerek Mekke'de gerek Medine'de gerek sonraki dönemlerinde Mısır'da ilmi faaliyetlerde bulundu. Halaka kurdu ve mesaile dair fetva verdi. Bunu yaptı İmam Şafii Hazretleri. İmam Şafii'nin vermiş olduğu bu fetvalar dört dörtlük olup mükemmel olup o dönemdeki insanların ihtiyacını karşılayıp ilmi olarak bütün ihtiyaçları insanlarda doyurduğundan dolayı İmam Şafii'nin mezhebi veya fetvaları sonraki nesillere mezhep olarak yansıdı. Aynı şekilde Ebu Hanife Hazretleri Küfede akranı olan ve onun gibi düşünen onla, düşünmeyen onlarca ilmi olmasına rağmen bir sistem kurdu. Bir halaka kurdu. O halakada tartışmalı fıkhını açtı. Orada kendine yapılan eleştirilere cevap verdi. Karşılaşılan yeni meselelere fetvalar verdi. Vermiş olduğu bu fetvalar dört dörtlük sistematik tam bir şekilde olduğu dönemde kendi kuşağındaki insanları aciz bırakacak şekilde cevaplar verdiğinden dolayı Ebu Hanife Hazretlerinin bu fetvaları sonraki dönemlerde mezhep olarak yerleşti. Çünkü şöyle düşünün. Hicri 4. asırda yani Ebu Hanife Hazretleri'nden 150-200 yıl sonra yaşayan insanlar 150 yıl sonra bir fakih geldi. Bu konuyu öyle bir toparladı, öyle bir derledi ki bütün ibadet, bütün insanların karşılaşmış olduğu ibadetle alakalı, muamelatla alakalı, ukubatla alakalı konuları. Ebu Hanife öyle bir dört dörtlük sistematik hale getirdi ki Hazretleri Ebu Hanife Hazretleri'nin bu faaliyetleri bizim 4. asırda, 5. asırda ve sonraki bütün asırlarda insanların ihtiyaçlarını karşıladı. Ve öyle bir mükemmel bir tezgah kurdular ki bu tezgahta artık herhangi bir şey ilave etmeye gerek yok. Sistem kuruldu. Sistem sahabeden alındığı üzere tabiünden elden ele elden ele alındığı şekliyle en son rutuşu da müçtehit imamlarımız yaptı. Onların yapmış olduğu bu rutuşla birlikte artık çark tastaman bir şekilde dönmeye başladı. İşte Müçtehit imamlarımız az önce dediğimiz gibi ben mezhep kuruyorum diye yola çıkmadı. Bir, içtihat faaliyetlerinde bulundular. İçtihatları daha sistematik, daha bütüncül, daha net o dönemin ihtiyacını karşılaması cihetiyle daha tas tamam olduğundan dolayı sonraki kusaklara, sonraki e, ilerleyen ehli ilim tarafından kabulü ile mezhep oluşmuş oldu. Yoksa e, sadece o dönemde içtihat eden sahife, alim veya fakih dört tane değildi. Örneğin Küfede İbn-i Ebi Leyla vardı. Küfe'de Süfyan-ı Sevri vardı. Ee, Mısır'da İmam Şafii döneminde ondan az öncesinde Leş bin Saat vardı. Şam'da İmam Evzai vardı. Basra'da Osman el-Betti vardı. Mekke'de Salim bin Müslim vardı. Ee, Medine'de İmam Malik'in akranı Rebiatür Rey vardı. Ee, bu şekilde kendi müçtehit imamlarımızın bulunmuş olduğu dönemde tıpkı müçtehit imamlarımız gibi ön plana çıkan fakihler ve müçtehitler vardı. Ancak Sonraki dönemlere gidildiğinde onlar bu dört mezhep gibi tutunamadı. Çünkü niye bu dört mezhebin sistemi daha bütüncül daha net. Çünkü onların ilmi faaliyetleri ve ilimdeki zirveleri bambaşka. İşte dört mezhep özünde bu yönüyle çıkmıştır. Bakın bazılarının dediği gibi efendim dört mezhep var beşincisi yoktu. Hayır bakın bu ilmi bir cevap değil. Dört mezhebin ötesinde mezhep vardı. Ancak hicri ee, müçtehit imamlarımız en sonuncusu Ahmet bin Hanbel Hazretleri'dir. Hicri 241'de vefat eder. O dönem sonrasında da vardı. Ancak sonraki kuşaklara, sonraki kuşaklar evvelki kuşakların sağlamasını yaptığından dolayı sonraki kuşaklar baktılar ki en güzel Ebu Hanifelerin mezhebi, en güzeli şafiinin, en güzel İmam Malik'in, en güzeli Ahmet bin Hanbel. Bunların arasında bu dört tane mezhep temayüz ettiğinden dolayı dört mezhep olarak yerleşti. Yoksa Kimse tutup şöyle bir şey demedi. Biz şu dördünü seçelim tamam bu dördü mezhep olarak kalsın. Veya hiçbir müçtehit fakihimiz şöyle bir şey demedi. Ben bugün mezhep kuruyorum adı Şafii mezhebi. Ben bugün mezhep kuruyorum adı Maliki mezhebi. Böyle bir şey yok. Yaptıkları sadece tıpkı sahabe efendilerimizin yaptığı gibi, tabiun efendilerimizin yaptığı gibi veya tebe tabi tabiunun yaptığı gibi karşılaşılan güncel hadiselere fetva verdiler. Ve bu fetva vermiş oldukları meseleleri bütün ahkama yansıttılar. Bütün mesaiyle yaptılar. Yani namaz, oruç, zekat, alışveriş, icare, hibe, şirket, e, diyet. E, bütün bütün karşılaşılacak olan bütün mesaiyle karşı fetva verdiler. Ve bu sistemleri de dört dörtlük olduğundan dolayı sonraki kuşaklar tarafından da kabul edildi. Dört mezhep buradan çıkmıştır kıymetli Müslümanlar. Yoksa dört mezhep birileri tarafından Ebu Hanife'ye karşı hayranlıkla veya birileri tarafından siyasi olarak Şafii'nin kayırılmasıyla veya İmam Malik'in kayırılmasıyla Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin kayırılmasıyla değildir. Çünkü müçtehit imamlarımızın hayatlarına baktığımız zaman da müçtehit fakihlerimizin ve imamlarımızın tamamının hayatı mücadeleyle geçmiştir. Ebu Hanife Hazretleri hapiste vefat etmiştir. İmam Şafii Hazretleri muhalifleri tarafından dayak yediği için vefat etmiştir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri hapiste e Sağlığını, sağlığından dolayı çok ciddi bir şekilde hastalık geçirdiğinden dolayı vefat etmiştir. Yani bu şahısların ne kendilerinin bu şekilde ben mezhep kuruyorum diye bir iddiaları var, ne de bu şahısların kendilerine dair devlet olsun veya belli bir takım kurumlar aracılığıyla olsun bir temayüzü söz konusu. Onlar Allah rızası için dini meselelerde Müslümanların karşılaşmış oldukları konuda ilaç bulmaya, insanlara karşı bunlara fetva vermeye çabaladılar ve onların samimiyetleri, onların ilimdeki bu zirveleriyle birlikte Mevla Teala da onların o faaliyetlerinin 14-15 halen daha Müslümanların onların o fetvaları üzerinden hareket etmesinin fazileti onlara nasip oldu. Yoksa az önce dediğimiz gibi ne müçtehit imamlarımızın böyle bir derdi vardı ne de onlara tanınan bir hususiyetti. Onların döneminde onlar da müçtehit fakih vardı. Onlar da ilimin zirve dönemiydi çünkü ancak Mevla Teala bu dört müçtehit imamımıza bunu nasip etti. Onun için bugün günümüzde Modern dönemde özellikle İslam karşıtları modernistlerin veya oryantalistlerin bunların iddialarına bir Müslüman olarak kulak vermek doğru olmaz kıymetli Müslümanlar. Özünde bu şekilde mezhep e, münkirliği veya mezhebe karşıtlık gibi gözükse de aslında bu insanların derdi İslam'la. Aslında bu insanların derdi Kur'an'la veya Hazreti Peygamber'le. Allah Resulüne dil uzatamayıp Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamayanlar veya İslam'ın ahkamını beğenmeyenler kendilerine hafif olarak veya kolay olarak müçtehit imamlarımızı veya onların oluşturmuş oldukları bu mezhep faaliyetlerini eleştiriyorlar. Müslüman bu konuda uyanık olmalı. Nasıl İslam'da Kur'an-ı Kerim'i savunuyorsak, nasıl Hazreti Peygamber'i savunuyorsak, sahabe efendilerimizi de savunuyorsak, dört müçtehit imamlarımızı da aynı hassasiyetle, aynı gayretle savunmamız gerekir. Allah